Güney Afrika'da bulunan marihuana madeninde grev yapan 34 işçinin polis tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma bugün başlıyor. Dünyayı şoke eden görüntülerin delil olarak kullanılabileceği belirtilirken, soruşturma Cumhurbaşkanı Jacob Zuma tarafından emrelenmişti. Soruşturma öncesi bir grup kadın polisi protesto etmek için madenin bulunduğu bölgede gösteri düzenledi. Buraya polise seslenmek için geldim. Polis bizi öldürmemeli, bizi korumalı. İşlerini yapmalı ve sadece bizi korumalı. Eski Yargıtay Hakimi Ayın Farlam'ın başkanlığını yaptığı soruşturma komisyonu, madeni işleten Nomnin şirketinin, sendikanın ve hükümetin olaylarda rolü olup olmadığını araştıracak. Soruşturmanın ise 4 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Dünyanın en büyük platin madeninde haftalarca süren grevde toplam 46 kişi yaşamını yitirmiş ve yaşananlar tarihin en kanlı eylemleri arasına girmişti.